Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Çok ilginç bir analiz olacak. Borsadan başlıyorum. En son destek bölgesinde demiştik. Destek bölgesinde bir uçuş yaptı borsa. Ne demiştim dün? Şurada sat sinyali verdi demiştim. Genelde ikinci de doğru olur. İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani şöyle bir geriye bakıyorum. Normalde çıkış yerlerinde MACD'nin sat verdiği, hani İlk sattan sonra ikincisi genelde doğru olur. Bunu çok gördüm. Üçüncü de herhalde doğru sinyali verecek. Bilmiyorum. Ya da bir fake atmış olabilirler. Geçmişe baktığımızda bir kere de doğru sinyali vermiş. Bir kere şurada şaşırtmış. Orası nereye denk geliyor? Bayağı erken bir yer. Tam 4000'lerde. Şimdi burada da bir şaşırtma yaptı. Gerçi MACD'ye bakarak şey yapmayacaktık. Zaten desteğin kırılmadığı belli. Burada MACD'ye güvenerek satış yapılmaz tabii ki de. Siyahın üstünde devam ediyor. Dirençleri söyleyelim, şu anda durum ne? Şöyle bir küçük bir çanak var, şurada ona bakayım. Söylemişimdir belki de. 5100'leri gösteriyor çanak. Gerçi şuradaki direnç de 5075'ler, 5060'lar. Fibonacci oranlarına göre 4800, 4900, 5016, 5169, 5363. Bir de altın oran var. 5929. Çok abartı diyebilirsiniz bunlara tabii ki. Ama buraya birazdan bağlayacağım, ilginç bir şey tespit ettim. Çok abartı şeyler de var. 6829, 7736, 8296. Tabii bunlar ütopik şeyler de, asla asla demeyeceksin. Yani daha borsa şişkin. Bunu herkes kabul ediyor şu anda. Ama daha da gitmez demem. Neler gördü bu gözler. Şimdi aylıkta RSI'ye baktığımızda bu çok alınmış mı, satılmış mı onu söyleyen bir gösterge. Aylıkta arkadaşlar RSI şu anda 92, 0 ile 100 arasında değişen bir değer ve 70'in üstünde aşırı alım oluyor. Şimdi burada 1997 yılının seviyesine gelmiş. Yani uzun yıllardır bu seviyeye gelmemiş. Tarihi bir seviyeye geliyor. Yani bir oraya çok az kalmış. Diğer bütün şeyleri geçmiş, 2000 yılındaki 97 ve önceki yıllardaki. Sadece şurası kalmış. Oraya da bir çok çok az bir şey kaldı. Haftalık grafikte bir bakacağım. Bunlar uzun vade grafikte. Haftalık grafikte ise biraz yeri var gibi görünüyor. Hani yine daha önce böyle 2000 yılların öncelerden biraz yüksek seviyeler var ama kendinden böyle bir 10 yıl önceye baktığımızda hemen hemen sınırlarda. Ondan biraz dikkatli olmak lazım. Günlükte baktığımızda ise şuradan düşüşten sonra kenara bir güç sağlamış. Aşırı alım bölgesi aslında sat anlamına gelmez. Aşırı alım bölgesinde bir alım çılgınlığı olabiliyor. Hatta şuradaki satma bir düzeltme oluyor. Yani 70'ten sekip tekrar gidebiliyor. Yani bu 79 olan RSI buradan 70'ten sekmiş ya, belki 95'e, 99'a kadar bir daha gidebilir. Hiç belli olmaz. O yüzden şu anda trend yukarı olan kesin olarak, kesin gözüyle bakıyoruz. Şimdi şuradan şeye bağlayacağım. Burada dolar bazlı grafikten bakıyorum. Daha önce bunu görüyordum. Şu kısım çok dikkatimi çekiyordu aslında. Çok düşük bir değer. Dolar bazında baktığımızda borsamız bayağı düşük görünüyordu. Hani burada uzun vadede, gerçi 2018'den beri böyle böyle bir yatay aralık var. Burada gidiyordu dolar bazında, şurayla şura arası, şu kutucuğun içinde. Bunu kırdı. Kırdığı için de şu anda iki tane direnç görünüyor. Şuradaki direnci de kırmış. Şurada eski destekler direnç olduğu için orayı da kırmış görünüyor. Şöyle tutarsa kırmış. Tabi bu aylık grafik de kapanış yapması lazım falan. Ayın daha sonuna var. Burada iki tane hedef görüyorum. Bir tane şurası var, 300 dolar. Bir de şurada 120'ye bağlayalım. Bunları hesap makinesiyle çarpacağım şimdi. İlk önce bir 300 doları çarpayım. 300 dolar. 18,6 ile çarpıyorum 18,60'ta. 5580 gibi bir hedef görülüyor. Bir de 320, daha ütopik bir şey var orada. 320 çarpı 18,6. Burada 5952. Bakın şu kafaya geri dönüyorum. 5923 altın orana denk geliyor. Olur mu acaba? Bilmiyorum. Sadece genelde başka insanların şeyini takip etmiyorum. Analizlerini. Bir tane denk geldi öyle ana sayfada YouTube'da. 5000 küsürler, 5500'ler bir şey demiş. Ya patlayacak borsa falan. Yani genelde borsa daha gidecek deyince genelde satma yeri oluyor ama hiç de belli olmaz. Yani böyle herkes çünkü eli sat tuşunda, ona eminim.
özellikle eskilerden alım yapan insanlar için. Ama şurada yeni alım yapacaklar için yani çok çok riskli bir yer. Yani yeni alım yapacak biri için de burada 120'lik bir alan daha görülüyor. Ütopik bir şeyde yani. Ve daha da gitmez demem de. 120'lik bir alan görünüyor. Borsa açısından 120'lik bir alan hisse anlamında %50 olmaz. Belki daha uzun bir marj olur. Borsanın %20 gitmesi hisseleri bayağı götürür. Şimdi onu tabii kafadan hesaplamak zor da. O yüzden yeni alacaklar için bir şey söylemek çok zor. Elinde tutanlar için destekleri verelim. Yani şu siyah kırılmadığı sürece şu anda yani 4500 bölgesi, 4500 bölgesi altında kapanış olmadığı sürece devam görünüyor şu anda. Bu siyah çizgi güzel çalışıyor bayağıdır. 9. aydan geliyor. Yani iyi gidiyor birkaç aylık trend. Kısa vadede bir 5100'lerde bir direnç görünüyor. Şu anda yukarı gibi. Benim için en önemli bölge şu mavi trend. Yani 4323 yazıyor şu anda. O bölgenin altında kapanış olursa artık trend geriye döndü diyebilirim. Yani şuradaki siyah kırılsa bile açıkçası şey yapmıyorum. Çok trend kırıldı diyemem. Şuraya çarpıp geri yukarı dönebilir. O yüzden burası güzel bir destek. Biraz daha maliyeti aşağıda olanlar mavi bölgeyi bekleyebilir. Yani stop olarak. Bir yatırım tavsiyesi değil bunlar. Bu şekilde değerlendiriyorum. Geçelim dolara geçelim. Doların durumu neymiş? TRY'ye. Gün sonu analizleri yaparız zaten. Sürekli bakarız. Dolar da makbul ne diyor? Dolar da makti bugün al vermiş. Çok ilginç. Çok ilginç. Zaten şişik duruyor ama direnç üstünde olduğu için trend yukarı. Zaten bir patlama emaresi var gibi. Burada Bollinger bandı şu bulut olan daraldığı zaman bir patlama emaresi. Burada küçük bir patlama olmuş ama tam da açılamamış yani Bollinger. Tekrar bir patlama olabilir. Buradaki göstergeye göre de al sinyali verdiği için yukarı patlama olasılığını gösteriyor ama yine de şu bölge çok önemli. İki tane destek vereyim. 18.57 bir de 18.51. Özellikle şu pembeyi olan önemsiyorum 18.51. 50 günlük ortalama. Bunun altında kalıcı olursa dolar aşağı çekilebilir. Uzun süredir altında kalıcılık yok. Uzun süredir. Bazen maviyi kırıyor ama maviyi de çok kırmışlığı yok ama yani pembe çok yaklaşmış. Onu kırarsa bir süre düşüş olabilir. Yani malum seçimler de yaklaşıyor. Dolarda belki bir geri çekilme gözlemlenebilir. Herkes de öyle bir düşünceleri var ya zaten hani dolar geri çekilebilir mi acaba diye. Bir de şurada mor eski tepesi var. Onu da destek olarak alabiliriz. Burada bir iğne attığı yer. Orası da 18.36 oluyor. Mor. Hani bu pembe kırıldı. Emin olamadım dersen mor belki biraz beklenebilir. 30'lar, 18.30'lar. Onun altında 100 günlük ortalama var. Buradan tepki beklerim. Düşse bile. 18.20'ler. Gerçi doların işi belli olmuyor. Bazen düşününce çok sert düşüyor. Yani şuradaki gibi. Ortalama falan dinlemiyor yani. Direkt düşüyor. Düşüşü ya da yükselişi yukarı patlayacaksa. Yine yön söylemiyorum. Yukarı gibi görünüyor şu MACD'den dolayı. Yani MACD'ye beni biraz önce yanılttığı için çok da güvenemiyorum. Bak bir tane al sinyali vermiş fake. Burada yine. Yani ikinci de üçüncü de ikincide de fake yaptı bana borsada ama burada yapar mı bilmiyorum. Tabii daha aşağıdan al verirse şu göstergelerin daha aşağıdan al verirse daha sağlıklı tabii. Yukarılarda al vermesinden. Ne kadar dikti o kadar iyi. Yani daha payı var onu söylemeye çalışıyorum. Burada al verip tekrar sat verip daha aşağıdan da al verebilir. O yüzden kesin konuşmamak lazım. Hiçbir zaman zaten borsada kesin konuşulmaz da. Şu anda trend yukarı arkadaşlar dolarda da. Dediğim seviyelere dikkat edelim. Altına bakalım. Direkt gramlardan bakacağım. Çünkü video uzun olsun istemiyorum. 9 dakika dolmuş. Biraz geri çekilme beklediğimi söylemiştim. Daha doğrusu şu 1020, 1000 bölgelerine kadar çekilme olabilir. Hızlı bir yükseliş olmuş. Zaten eski direncinden satış yemiş. Çok normal burada. Gören satmış zaten de grafiği. 1060'ın üstünde tutunmadığı sürece şu anda yukarı döndü diyemeyiz. Yani şöyle bir düzeltme yapıp
dediğim bölgelerden yukarı dönme ihtimali var. Çünkü ons olarak altın düşük arkadaşlar. Ons fiyatı hala düşük. Gümüş de hemen hemen aynı. Söylemiştim burada gümüş altına göre daha çok desteğe yakın. O yüzden hani dönme ihtimali var, burada fena değil. Yine de garanti yok. 11.80'ler var. Özellikle şu 11.40 bölgesi çok güzel bir destek. Uzun vadeciler için bir ekleme yeri bu bölgeler. Oralara geri çekilirse eklenebilir 11.50'ler, 11.40'lar. Onun dışında bunda da 13.20 üstüne atmadığı sürece kesin döndü diyemeyiz yukarı. 13.20. Eski tepesi. Burası da böyle hani eklemek isteyenler için hani 5'te 1, %20 ekleyeceğin, %10 ekleyeceğin bir denemeli eklenecek bir yer. Çünkü burada inecekse 11.80 ve 11.40'lara da biraz nakit saklamak lazım. Tutacaksa, tutmak için alınıyorsa. Durum bu. Başka? Euro'ya bakalım. Herhalde dolarla aynıdır diye tahmin ediyorum hemen hemen. Evet, eski tepesini görmemiş. Ama grafik tamamen dolarla aynı diyebiliriz. Sadece şu kapanışa bir çekebilirim. Kapanışa çekmek istiyorum. Böyle. O da dursun burada. Destekleri söyleyelim ama aşağı doğru yönelmiş şu anda şey Euro. Yine burada da 11 o şey 18.77 destek. Buralardan sekme ihtimali var. Bir de 18.40-45 bölgesi bayağı iyi bir destek. Burası da. Trendler yukarı ama genel olarak baktığım şu anda baktığım bütün pariteler bu videoda hepsinde trend yukarı. Sadece düşüşler düzeltme olarak kabul edilebilir şu anda ortalamalara. Şu ortalamalardan ne kadar uzaklaşırsa ortalamalar kendine çekiyor çünkü. Yani yükselmeleri bilirsiniz. Dalga halinde olduğu için şöyle, şöyle, şöyle. O yüzden şu anda maviler kırılmadığı sürece devam. Bu ani yükselişler olacaktır tabii ki. Durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamaları kısmında şey var diyebiliyorum. Yok galiba. Silmiştim en son. Başka sosyal medya hesaplarım vardı da artık onları kullanmıyorum. Yorum yapıp beğenirseniz, abone olsanız sevinirim. Her gün akşamları gün sonu analizi yapmayı düşünüyorum. Hafta sonlarda ucuz hisseler, sinyal veren hisseler videoları paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle bol arkadaşlar.